Karboksilik asitlere giriş yaptığımız bir önceki video hakkında hızlı bir düzeltme yapmak istiyorum. Ardından onları göreceli kararlılıkları açısından karşılaştıracağız. Orada yaptığım tek hata esteri adlandırırken sadece ana karbon zincirini adlandırmak oldu. Yani size buradaki oksijene kaç karbon bağlı olduğundan bahsetmedim. Asetat sadece bu kısmı ifade ediyor ama aynı zamanda kaç tane karbon olduğunu da belirtmeliyiz. Yani burada çizdiğimiz bu molekül aslında metil asetat. Şöyle başına ekleyelim. Ya da sistematik adıyla metil etanoat. Metil kısmı işte buradan geliyor. O zaman buraya da metil kısmını ekleyelim. Evet, bunu hallettikten sonra şimdi karboksilik asit türevlerini karşılaştırmaya geçebiliriz. Şöyle ekranı kaydıralım. Evet, ilk gördüğümüz amit asetamitti. Tam olarak bu şekildeydi. Altına da ismini not edelim. Ardından bir ester incelemiştik. İsmimiz metil asetattı. Şurada da bir CH3'ümüz var. Metil kısmının geldiği yer işte bu. O zaman bunu da hemen altına not edelim. Metil asetat. Karşılaştıracağımız diğer türevimizse asetik anhidrit. Şöyle yeni bir renk seçip onu da şuraya ekleyelim. Evet, şu şekilde. Ve hemen bunun da altına adını yazalım. Asetik anhidrit. Son olarak da asitil klorürden bahsetmiştik. Evet, onu da aynı şekilde şuraya çizelim. Tabi bunların hepsi bir önceki videonun başına çizdiğimiz asetik asit türevleriydi. İşte burada. Şimdi bunlardan hangisinin daha kararlı olup olmayabileceğini düşünelim. Tabi bunu düşünmek için bu moleküllerin sahip olabileceği herhangi bir rezonans yapısını da ele almamız gerekiyor. İlk önce asetamite odaklanacak olursak burada azotun 3 bağ oluşturduğunu ve üzerinde başka bir ortaklanmamış elektron çifti oluşturan fazladan 2 elektronu olduğunu biliyoruz. Ve aslında bu elektron açısından zengin. Çünkü buradaki hidrojene ve ayrıca bağlı olduğu karbona göre biraz daha elektronegatif. Bu durumda şöyle düşünebiliriz azot buradaki karbona bir elektron verecek ve ardından da karbonun oksijenle olan çift bağ üzerindeki elektronlardan biri gidecek. Yani oksijene geri dönecek. O zaman ortaya çıkan rezonans yapısını çizelim. Böylece üstteki bu oksijen bir elektron elde etmiş oldu. Tabii bu elektron sayesinde eksi bir formal yükü de oluyor. Şuradan uzanan bağla azotumuza bağlı. Tabi azotumuz buradaki karbona, yani ilk başta karbonil karbon olan karbona bir elektron verdiği için burada artık çift bağ var. Ve elektron vermesinden dolayı azot artık artı yüklü oluyor. Evet, oldukça kararlı olan asetamitin rezonans yapısı bu. Aslında hemen altına bunu not edelim. Oldukça kararlı. Evet, şimdi buradaki estere geçelim. Muhtemelen oldukça benzer bir yapı ortaya çıkacaktır. Şimdi esterimize baktığımızda buradaki oksijenin iki tane fazladan ortaklanmamış elektron çifti var. Ve bağlı olduğu şeylerden daha elektronegatif. Bu yüzden buradaki azotun yaptığına çok benzer bir şey yapabilir. Yani şuradaki karbonil karbona bir elektron verebilir ve takibinde karbon da üstteki bu oksijene bir elektron geri verebilir. O zaman hemen altına bu rezonans yapımızı çizmeye başlayalım. Aslında amitte gördüğümüzle neredeyse aynı yapı ortaya çıkacak. Şimdi bu oksijenimiz bir elektron aldığından artık eksi yüklü oldu. Burada yine aynı yapı var. Bu oksijen de bir elektron verdiği için ilk başta karbonil karbon olan bu karbonla bağ oluşturacak. Aslında yeni bir karbonil grubu demem gerekiyor. Şu şekilde. Elektron verdiği için artık artı yüklü oluyor. Evet, bir önceki gibi bu da hoş bir rezonans yapısı ama buradaki soru bu ikisinden hangisinin daha kararlı olduğu. Cevabımızı periyodik tabloda bulacağız. Şimdi azot ve oksijene bakacak olursak işte buradalar. İkisi de sağ üst tarafa yakın. Yani ikisi de oldukça elektronegatif. Ancak oksijen daha elektronegatif. Azotun hemen sağında. Evet, oksijen daha elektronegatif. Tabii unutmayın elektronegatiflik elektronları tutma eğilimidir. Peki kim daha çok elektron tutuyor? Buradaki oksijenin azota göre daha çok elektron tuttuğunu anlıyoruz. Dolayısıyla elektron verme olasılığı azottan çok daha az olası bir durum. O zaman mantıken bu rezonans yapısının oluşma ihtimali bundan daha az. Yani buradaki yapı amitten biraz daha kararlı olacak. Şimdi buna oldukça kararlı demiştik. Öyleyse buna da biraz kararlı diyelim. Evet şimdi de anhidrite neler olacağına bir bakalım. Diğerleri gibi anhidritte de bir oksijen bulunuyor. Onun da fazladan elektronları mevcut ve bağlı olduğu şeylerden daha elektronegatif. Aslında esterde gördüklerimize çok benzer bir şey yapılabilir gibi görünüyor. Yani bu elektronlardan biri bu bağa geçebilir. Öyleyse bunun da hemen altına rezonans yapısını çizmeye geçelim. Şimdi oksijen bu karbona bir elektron verirse bu karbondan bir elektron alınıp oksijene geri verilebilir. Evet, öyleyse şuraya çizmeye başlayalım. Bu arkadaş artık eksi yüklü olurken şurada ise artık çift bağımız mevcut. Takibinde oksijenimiz ve bağlı olduğu diğer açil grubunu ekliyoruz. Alttaki bu oksijenimiz bir elektron verdiği için o da artı yüklü oluyor. Yani aslında esterde gördüğümüze çok benzer bir durum var. Ama burada başka bir rezonans yapısı daha var. Buradaki elektron hareketliliğini sağ tarafta da yapabiliriz. Bu durumda elektron bu karbona geçerken karbonun bu elektronuysa şu oksijene geçer. Evet, şimdi ortaya çıkan yapımızı çizelim. Buradaki açil grubumuz aynı kalıyor. Bu kez çift bağımız burada oluşurken üstteki bu oksijen elektron aldığı için burası artık tek bağ oluyor ve bir elektron aldığı için artık eksi yüklü. Molekülün geri kalanı da şu şekilde. Evet, aslında burada iki rezonans yapımız var. Tabii buradaki oksijenin artı yükünü de ekleyelim. Çünkü elektron kaybetmişti. Şimdi daha fazla rezonans yapısı daha fazla kararlılık demek diyebilirsiniz. Ancak buradaki kilit nokta her iki rezonans yapısının da aynı oksijene bağlı oldu. İkisinin de bu oksijenin elektronlarını paylaşmaları gerekiyor. Dolayısıyla bunların her birinin ayrı ayrı oluşma ihtimali esterdeki oluşma ihtimalinden daha az. Burada bu bağların her ikisinin de esterin tek başına sahip olduğunu paylaşması gerektiğini görüyoruz. Hatta bunun soldaki bu yapıya göre meydana gelme olasılığının daha az olduğunu da görmüştük. Yani bu durumda diyebiliriz ki anhidritin bir tarafında bir rezonans yapısı varsa diğer taraf hala reaktif olur. Sol tarafta bir rezonans yapısı varsa o zaman sağ taraf reaktif olmaya devam eder. Öyleyse buna daha az kararlı diyeceğiz. Son olarak asetil klorürümüz var. Asetil klorürün herhangi bir rezonans yapısı yok. Klor o kadar elektronegatiftir ki elektron vermesi olası değildir. 8 elektronu tutmaya devam eder. Aslında buradaki diğer karakterler için de bu doğru. Ancak klorun burada bir rezonans yapısına katkıda bulunma olasılığı çok düşüktür. O yüzden baktığımız karboksilik asit türevlerinin en kararsız olanı bu. En kararsız yazıyorum. Peki neden karboksilik asit türevleri için tüm bu kararlılık basamaklarıyla uğraştık? Bu videoda size bizi bir karboksilik asitten estere ya da atil halojenlere götürebilecek bazı mekanizmaları göstermeye çalıştım. Genel olarak bunların tümüyle karboksilik asit arasında geçiş yapılabilir. Ancak öğrendiğimiz göreceli kararlılıklar doğrultusunda biliyoruz ki asetil klorürle başlarsak ve tabi uygun içerik ve etrafta dolaşan bir miktar amin de varsa asitamide doğru gitme olasılığımız tam tersi bir geçişten çok daha yüksek olur çok daha yüksek çünkü bu şuradaki yapıdan çok daha az kararlı. Yani asetamitten asetil klorüre geçmek o kadar da olası değildir. Aynı şekilde karboksilik asitten asetamite gitme olasılığımız da çok yüksek. Tabii burada karboksilik asidi çizmedim. Ancak bu ilk baştaki karboksilik asitten bile daha iyi bir rezonansa sahip. Ya da anhidritten estere geçme olasılığımız da aynı şekilde çok daha yüksek. İşte bu yüzden bu hiyerarşiyi sıralamayı yapıyorum. Yani sağdaki bir yapıdan soldaki bir yapıya gitme olasılığınız çok daha yüksek. Sonraki birkaç videoda bu mekanizmalardan bazılarını inceleyeceğiz.